Ya ben bunu izlemek istiyordum Sarmış ya. ya. Gelmiş mi? Birisi küçümseyerek Mehmet Akif'e ha. Sen baytar mısın demiş. O da neren abi? Ben burada ilk izlediğimde bunun trailerını izlemiştim şeyde bir haber kanalında CNN Türk'te ama Haber Türk'te ne veriyorlardı? Burada bunu söyleyeni ilk başta ilk izlediğimde anlamadım. Çünkü ikisinin de ağzı oynuyor abi dikkat edin. Baytar Bak. mısın demiş. O da Bak neren İlber abi Hoca'nın da diye. ağzı oynuyor. Doğramacıya sorsa hiç alınmazdı. Çünkü doğramacı açıkça söyledi. Ben dedim ki efendim bacağım ağrıyor, doktorlara gidiyorum. Tomografi soruyorlar. Bağlı o zaman alttaki baytara sordum. Bir hap verdi geçti dedim. Onu ben de öyle yapıyorum dedi. IQ'm yetmiyor esprilere. Kare yakalamacı oynuyordu çocuk. Efendim? Kare yakalamacı oynuyordu çocuk, küçük çocuk. Küçükken yapardık ya abi. Kare tutturmacı adım atar. Tamamdır abi, onu anladım. Tamam, yapmadın mı abi? Yaptım abi de tamam yani. Tamam, oylasın çocuk abi. Bu bir oyun yani, onu söyleyeceğim. Tamamdır. Şu sur içinin boydan boya yürünerek kat edilmesine yönelik bir düşüncem var. Yani. Aa, o iyi olur. O yolu gayet güzel çizersiniz. Yani yürüyerek bu surun içinde gayet rahat araba trafiği olmadan bisikletle bir köşesinde onu da düşünmeyin. Önce yürünerek doğru. Buradan başlayıp ta Topkapı'ya ve Yedikule'ye kadar. Doğru. Onun çok iyi yapılır, onu rahat yaparsınız, ağaçlandırırsınız, herkes de size dua eder. Ben bir reyonda, Yarımburgaz mağarasından bahsettim. Evet. Reyonda değil o, bu tarafta. Biliyorum da orada birisi bahsetti. Orada. Evet. Orayı çok önemli burası, diyorlar. Önemli, şu bakımdan önemli, tabii önemli çünkü burada yerleşmeler iklim dolayısıyla mümkünmüş ve Neolitik'ten beri var. Yani 8 milyon şey. Doğru. Onlar önemli. Fakat biz kendi Osmanlı mirasını kurtarmak zorundayız. Ya bu bina şimdi İbrahim Paşa mı daha önce yapılmış? İbrahim bu? Paşa şu tarafta. O daha önce İbrahim Paşa'sı. Şöyle arkasından göreceğiz. Hocam gene bilgilendiriyor ya. İslam eserleri müzesi olan yer. Bu da o sarayın müştemilatından. Şöyle sarlar, bu 19. asır. Defteri Hakani Nezareti. Onu oradan alırsın, gideceksiniz. Efendim bakın, bu klasik eserlerin bütün burası imaret dolu, kütüphane dolu. İbrahim Paşa Sarayı budur efendim. Bugünkü milliyet şey, İslam eserleri. Bunlar yani. Görüyorsunuz ya bu zaten bu bakın neoklasik. Onlar niye böyle bir yan yana geliyor? O zaman getirmiş herif buraya yer yapmış. Mi yok? Şimdi, yer yok değil. Buna uygun bir meydan. Ne oldu abi? Güney'in başkanın repliklerine gördüm. Utucunu Kemal, adam çok güzel yapmış be, hepsini dinle sarıyor. Dur abi, dur. Şu videoyu izlemek istiyorum ya. Hızı ikiye al abi. Ya abi durun ya. Şimdi siz olsanız buraya bunu yapmazsınız. O yapmış. Yaptı diye sesimi çıkarmıyorum. O mimarinin güzel bir üslubu, örneği bu. Defteri Hakani Nezareti. Yani artık 150 senelik bina. Bunu bırakıyor bizim tapucular. İyi ediyorlar. Bunu da biz istiyoruz. Bu tabii dünyanın en güzel şeyi. Bir asaleti şey. Mısır'dan taş getirmek. Londra, Paris bizi benzer taklit benzer bu şeyde ettiler. De var. Washington'da. Bravo. O taklit. Vay. Londra, Paris bizi taklit ettiler diyor hocam. Tamam. Öyle mi? Paris'teki, Londra'daki buna göre taşıdılar. Ha. İlk taşıma budur. Arkadaki de bunun taklitidir. Etrafı pirinç kaplıydı. Altın gibi yalanır. Kıskanıyoruz abi. Açtılar geldiğinde onu altın sanıp çöktüler. Yok ya. Çok komiktir öyle.
Evet, Tarihi Yarımada'dayız. Evet. İlper Ortaylı hocamla beraber buraya... YouTuber'lık şeyleri. Başkandan. Araya böyle direkt şu an ne oldu, ne yapıyoruz? Videoyu yarımdan açanlar için hemen bilgi geçiyor, info geçiyor kısaca. Yönelik aslına uygun şekilde buradaki tarihi eserlerin nasıl kullanılacağı konusunda kendisinden fikir alıyoruz. Biz izlemeye devam ediyoruz. Burada bir şey hikayesi anlatılıyor hocam. Server Dede nedir o? Bir memurun kafası uçurulmuş falan. Aa, o bir iki vallahi burada. Bir tanesi Figani. Ha. 16. asır. Figani bu İbrahim Paşa Kanuni'nin sepçeysi, baş vezirini Makbul İbrahim Paşa'ydı. Makbul İbrahim Paşa. Sonra maktul oldu. O buraya bu dinden... Abone olmayı unutmayın. 2.sys'te parantez kapa. Üçlü bir heykeller getirdi. Üç güzeller heykeli ve dikti meydana. Alafranga. Bunlar ayaklandılar burada. Milletin ortasında. Evet, Rauf. Çıkarım. Ne... Rauf mu geldi? Kankam neredesin ya? Hamama gitti herhalde. Bu saatte açık hamam nereden buldun abi? Abi hamam değil ya. Anlat bakayım ne oldu? Yo, sızmadım ya. Ne yaptın abi? Sızmıyor mu durum abi Allah aşkına? Ne yaptın lan dışta? Ne duş oğlum? Lan şişko. Duşa gireceğim demişsin abi. Kanka duşa yani gireceğim dedin. Duşa girmedim ya. Nereye? Hadi bakalım. Tamamdır o zaman. Anlatırım abi yayından sonra. Tamamdır abi. Kolay gelsin o zaman. Pani, eski kasayı sattım. 2000 bütçe var. 3 lirasını sana attım. Bu para kamera ve mikrofon önerir misin? Nur yüzdüm. C922 güzel bir C920 veya güzel bir yayın başlangıç kamerası. Webcam'i. Mikrofonda Blue Yeti'ler olabilir. Hani bütçen azsa. Veya bütçe okeyse Rode mikrofon olabilir. Rode'un condenser mikrofonları var. Last Sound 5 aydır. Bamba Mi 4 aydır hoş geldiniz. Erdem. Abem R2 ne zaman devamı gelir acaba? Başkasından izleyeceğim baka. Başkasından izleyebilirsin abi. Ben oynamayacağım daha R2. Part 1'i bitirdik saldım. Creed. Bir bakarsan sevinirim abi. Beat bakmaya çalışacağım bir dakika. Ne rezalet diye. Vibrant'dan sonra. Ben bunu neyse yayından sonra izlerim ya. Bunu gerçekten izlemek istiyorum ben. İlber Hoca'ya kışkırtma bekliyoruz.